Arkadaşlar, bugün ben bir resim çizeceğim ama öyle bir güzel olacak ki kaç yaşındayım? 6 yaşındayım arkadaşlar. 6 yaşındayken de harika bir şey çizeceğim. Ama gelinize çok bir şey göstereyim. Kalbim pıt 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 çalışıyordu. Aa, ne oldu? Sevgilim beni bıraktı. Kalbim kırıldı. Hemen şimdi daha fazla uzatmadan resmimize başlıyoruz. İlk önce şöyle çizgi çiziyoruz. Ama böyle bir seferde böyle şekilde değil arkadaşlar. Böyle gölgeleme yaparak. Sonra bir tık altına da yapıyoruz aynısını. Sonra hemen minicik ilerliyoruz. Hepsine böyle yapıyoruz. İsterseniz videoyu ileri alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bir tane daha. Evet arkadaşlar, görüyorsunuz ki çizgili oldu. Yola benzemedi mi arkadaşlar? Ama biz şu anda yol yapmıyoruz. Evet. Şimdi şuradan üçgenle şöyle yapıyoruz. Ne yaptığımı anlayabiliyorsunuz değil mi? Bakın çok güzel bir çift yapmaya çalışıyorum. Bakın. Ne yapıyorsun ya? Hadi devam edelim. Şöyle üçgenler çiziyoruz arkadaşlar. Eğer çizmek isterseniz ben şöyle tutayım, videoyu durdururum, size bakarak çizeyim. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, çiftlerimiz oldu. Şimdi sırada bunları şöyle birleştirmek için ortalarından çizgiler atıyoruz. Birleştirmek için. Burası bahçe bu yaptığımız arkadaşlar. Ama dış bahçe. Bakayım şuradan. Evet arkadaşlar, burası dediğim gibi yol. Yola benzedi demiştim. Ben de orayı yol yapayım. Evet. Yolda şöyle çizgiler olur biliyorsunuz ki. Evet arkadaşlar. Evet. Şimdi burası yol olduğuna göre yolda bahçe olmayın. Şimdi şu arkasına bahçe yapacağız. Şimdi şuradan bir ağaç çizeyim ama buldum arkadaşlar. Yakınlaşayım. Buraya gel. He, doğru, şarjda telefon. Evet. Şimdi biraz yaklaşayım o zaman. Şöyle çizgili bir şekilde ağacımızı yapıyoruz. Bence çok güzel oldu. Şimdi şöyle dallara ekliyoruz. Şöyle. Birazcık da şöyle çamlıklar katalım. Ağaca benziyor. Şöyle bir ağaç çizdim. Videoyu durdurun arkadaşlar. Şöyle. Devam edelim. Şimdi bir bahçe olmasını istiyorsak şöyle
arkadan bahçenin çiçeklerini çizmek yerine şöyle bir bahçe alanı çiziyorum duvara. Şimdi çiçek olarak da düşünelim. Tamam, buldum arkadaşlar. Kesinlikle buldum. Harika bir şey olacak kesinlikle. Şimdi buradan her zaman gibi bir sap çiziyoruz. Bir daire. Çiçeğimizi her zaman gibi çiziyoruz arkadaşlar. Ama böyle bitmiyor. Neden sadece sapını yapalım ki? Böyle daha güzel oluyor bence. Neden sapını yapacağız ki? Birkaç tane daha böyle çizmek istiyorum. Böyle olması lazım. Şimdi tek bir eksik kaldı. O da çiftçi. Kesinlikle çiftçi. Meyve mi ekleyeyim, çiftçi mi? Bence meyve ekleyelim değil mi? Meyve güzel olur. Şöyle şurası ektikleri tarla olsun. Şöyle birazcık çiftçilik ekleyeyim de gerçekçi görünsün. Ben bir tablo yapacağım arkadaşlar kesinlikle. Böyle. Şimdi buraya bir tabela ekliyorum. Ne ekliyor burada? Burada havuç ekilsin mi? Bence havuç ekilsin. O zaman şöyle. Havuç. Tamam. Buraya en üst kata havuç ekildi arkadaşlar. Aşağısında da elma olsun ya. Elmayı çok severim ben. Elma açacağım. Elmayı yuvarlak, kalp gibi ama altı sivri olmayacak. Ve minicik de bir yaprak ekliyoruz. Şöyle yaklaştırayım. Şimdi altına da muz ağacı olsun mu? Bence muz olsun. Ama şuraya şöyle yapalım. Arkadaşlar çiçeğin bozulmasın diye oradan durdum. Arkasındaymış gibi gözüktü mü? Bence gözüktü. Şimdi buraya da böyle bir muz ekliyoruz. Ben pek düzgün çizemedim arkadaşlar ama buraları bence güzel çizdim. Şimdi arkadaşlar aşağısı mandalina olsun. Mandalina bayılırım ben. Ben bu kışın gelmesini dört gözle bekliyordum. Neden? Mandalina açsın diye. Şimdi şöyle bir daire çizelim. Tamam. Evet oldu arkadaşlar. Şimdi şöyle de ettiğimiz yerlerin birleştirmek için şöyle. Evet arkadaşlar. Şimdi son olarak bulut ve güneş çizeceğiz. Ama şöyle. Öğle arası olsun şöyle. İstediğiniz gibi bulut çizebilirsiniz arkadaşlar. Ben resmimi bitirdim. Evet arkadaşlar, beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Beğendiğiniz mi, beğenmediğiniz mi? Eğer beğendiyseniz 20 abone atacaksınız. Birazcık beğendiyseniz 10 abone atacaksınız. Hiç beğenmediyseniz de 5 abone atacaksınız. Görüşmek üzere.